Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için arkadaşlar ortak sınavlar yapmaya kararı aldı ve ortak sınavlar içinde sevgili arkadaşlar örnek sorular yayınlamaya başladı. Örnek soruların isimlerini de senaryo 1, senaryo 2 dedi. Matematik 9 için arkadaşlar birinci dönem, birinci sınav için 4 senaryo yapılmış. 1, 2, 3, 4. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyacağım. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm senaryoların çözümleri, sadece birinci dönem, birinci sınav değil, ikinci sınav, üçüncü sınavların, ikinci dönemlerinde arkadaşlar örneklerini bulabilirsiniz. Bu videoda bunu çözüyorum. Birinciyi oynatma listesinden. Videonun sonunda da link koyacağım. Oradan da 3'e zıplayabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca daha çok soru görmek istiyorum diyen arkadaşlar için de bakın MEP kazanım kavrama testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitabı, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamalarında hepsi arkadaşlar hepsinin hem matematik hem de fizik için ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Tamamlanmıştır hepsi arkadaşlar. Onları da yine bakabilirsiniz. Nerede bulacaksınız bu oynatma listelerini? Zaten oynatma listesini bilirsin. Sen hakimsin olaya. Oradan bulabilirsin o sekmeden. Ama ben bu videonun yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim bunların linklerini. O linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki A, B, C pozitif tam sayılarıyla ilgili höbölüp lüp 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 önermeleri veriliyor. Niye geçtim? Önce bir soruyu okuyayım, ona göre okuyacağım. P değil ve Q ise P ancak ve ancak R sıfıra denk olduğuna göre A, B, C pozitif tam sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Çok güzel. Arkadaşlar bana diyor ki önce Şimşek diyor sen şunu bir analiz et diyor. Bunu analiz et. Bu analizin sonucunda diyor P'yi, Q'yu, R'yi, şurada da R var atlamışız. R'nin doğruluk derecelerini bul. Böylelikle hangisi doğruyu söylüyor, hangisi yanlışı ona göre A, B, C'yi sırala diyor. Ha güzel. Arkadaşlar ise hayatta kaçmaz. İse de ne olması lazım? Sıfır olması için 1 ise 0. Bunun dışındaki hepsi arkadaşlar 1 oluyordu. Sadece ve sadece 1 ise 0 olmalı. Bu durumda P ve Q'nun denkliği 1 olmalı. Diğer yandan P ancak ve ancak R'nin de 0 olması lazım. Şuna bir şey söyleyemem. Çünkü ancak ve ancak da ne oluyordu arkadaşlar? İkisi farklı olunca 0 oluyor idi. Güzel. Bu durumda önce şunu incelemem lazım. Aa bu güzel, kolay. Çünkü V'yi biliyorum. V'nin 1 olması için ayrı ayrı bunların 1 olması lazım. Buradan çıkardım ez cümle. Q'yu 1 buldum. Hop sıkı sıkı sarıldım. Arkadaşlar P değil de 1'miş. P değil 1 ise P'nin kendisi nedir? 0'dır. Buna aman dikkat edin. P değil 1. P'nin değili 1 ise kendisi 0'dır. Aa buldum. Arkadaşlar 0 ancak ve ancak ne zaman 0 olur? R bundan farklı olursa, yani 1 olursa. Buradan da R'nin 1 olduğunu bulduk arkadaşlar. Güzel. Yalnız bir dakika ya. Bir yerde bir yanlışlık hissediyor gibiyim ben. Dum barelin dum dum dum. P 0, Q ve R doğru. Tamam. Tekrar bakalım. 1 olacak. 1 1, Q 1, P 0. Tamam, çok güzel. Değil mi? P değil 1 çünkü. P 0. Buraya geldim de P 0 yazdık. Tamam, P 0. Değil mi? P 0. Ancak ve ancak 1. Tamam, çok güzel arkadaş. 1 ise 0. Sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş 0'mış. Yanlışmış. Q doğruymuş. R de doğruymuş. Ben her zaman neyden gidiyorum? Doğrudan gidin. Her zaman doğrudan. Sevgili arkadaşlar en güzeli sayı doğrusunda göster bunları. Bak bu doğru bir şey söylemiş. Ne demiş? C B'den büyüktür. Arkadaşlar B burada, C de şurada bir şeydi. Artı, eksi hiç fark etmez. Büyük küçüğü bil yeter. Buraya doğru sayılar büyüyor değil mi sayı doğrusunda? C, B'den büyük. Bu da doğruyu söylüyor. A sayısı da C'den büyüktür diyor. Arkadaşlar A sayısı da buradaymış. Bak A da C'den büyük. Burada ne diyor? A sayısı B'den küçüktür. A sayısı B'den küçük mü? Hayır, büyük. O yüzden yanlış zaten.
Güzel, doğru bulmuşuz demek ki. Sevgili arkadaşlar, büyükten küçüğe nasıl sıralarsın o zaman? A büyüktür, C büyüktür, B. Konu kapanmıştır. Hadi bakalım. İki numara diyor ki, şimdi burada sana bir örnek göstermek istiyorum. Onu bir çıkartayım öncelikle de. İleride bir yerde var arkadaşlar. Onu söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar, P ve Q önermeleri verilmiş, matematiksel ifade olarak gösterilmiş. Önermelerini sözel mantık dilinde yazın. Ne demek istiyor acaba? Arkadaşlar şöyle bir şey diyor. Bakın P'de mesela diyor ki, bazı tam sayıların karesi 72'den küçüktür. Her doğal sayının 5 fazlası falan gibi. Sözel söyleyeceğiz. Bak, sözel söyleme nasıl bir şeydir arkadaşlar P'de? Şu işaretin neydi anlamı arkadaşlar? Bu her demekti. Şu arkadaş da bazı demekti. Güzel. Buna göre söyleyeceğim. Ve arkadaşlar her x tam sayısı için, değil mi? O zaman ne diyeceğim? Her tam sayının çünkü öyle dedi. Her tam sayının şöyle diyebilirim. İki katının 8 fazlasına eşit ya da küçüktür diyebilirim, değil mi arkadaşlar? İşte bu. Ya da şöyle de yapabilirim aslında. 2x küçük eşit 2x artı 8 derim. Ama o zaman x'ler yok oluyor, değil mi? X'ler yok oluyor. 8 şeyden büyük oluyor. Bak, en güzeli bu oldu. Her tam sayının 2 katı 2 katının 8 fazlasına eşit ya da 2 katının 8 fazlasından küçüktür. Gayet güzel Türkçe ile yazdık. Bunu söylüyor bu. Q'ya geldik sevgili arkadaşlar. Q'da da diyor ki, seslendirdiğim için kötü yazmayı kendimde hak gördüm arkadaşlar. İdare edin. Sözlü olarak söyledim zaten. Bak, bu ne demek? Bazı. Bazı x doğal sayılar için diyor. Bazı doğal sayıların 7 eksiği 3'ten büyüktür. Değil mi sevgili arkadaşlar? Gayet güzel oldu. Bak, bazı doğal sayıların 7 eksiği 3'ten büyüktür. Konu kapanmıştır. Sözel mantık diliyle yazmış olduk sevgili arkadaşlar. Anlaştık? Güzel. O zaman 3 numarayla devam edelim. Çağıralım kendilerini. Geldiler mi? Geldiler. 3 numara diyor ki, bir A kümesi veriyorum sana diyor. Evet, yazalım şuraya da A kümesi. 1, 3. Arkadaşlar aman diyeyim. Bak, bu sadece bir eleman. Aman küme içinde küme falan diye düşünmeyin. Y, Z. Bu bir eleman. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. B kümesi de sevgili arkadaşlar 4, bak yine aynı elemandan var. Bu bir sembol. Tamam mı? Şu parantez gibi işaretin içinde B olan bir sembol. Sonra bak, böyle de bir sembol. Bu 2 ve C'den oluşan bir alt küme değil. Aman diyeyim. Sonra X, sonra da 3. Diyor ki arkadaşlar, kümeleri eşittir. Dönönönön. Buna göre X, Y, Z tam elemanlarından oluşan kümeyi yazın. Biz buna da C kümesi diyelim arkadaşlar. Bakın, C'yi buraya teşkil etmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar, bunlar birbirlerine denk ise, eşitse, bütün elemanların aynı olması lazım. Bak mesela 3. Bak, burada var, burada da var. Doğru. Bu arkadaş burada da var, burada da var. Sevgili arkadaşlar, 1 burada. Burada 1 yok. Demek ki arkadaşlar, bak, x ne olmalı? 1 olmalı. Çünkü bunların ne olduğu belli. X 1'miş arkadaşlar. O yüzden x yerine ben buraya 1'i yazmalıyım. Tamam mıyız? Tamam. Şu x. Şimdi y ve z için net bir bilgi yok. Ama biz yine de yazabiliriz. Şöyle yazabiliriz. Arkadaşlar bak, burada 4 var ama burada yok. Ya da z 4. 4 ile YZ'yi işaretledim. Zaten bana X, YZ'yi oluşturur demişti. 4'ü de yazdım. Diğer taraftan da arkadaşlar bak, burada Z var. Geriye kim kaldı? Şu sembol kaldı.
Z de bununla eşleşti. Bu da 2C gibi gözüken şu arkadaşmış. Arkadaşlar X, Y, Z'den oluşan küme buyur. 3 elemanlı bu olur. Hepsi de birbirine denk oldu şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. 4 numara. A ve B kümeleri için A kartezyen B'nin eleman sayısı 16 ve B'nin eleman sayısı 8 olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısının en fazla olduğunu, kaç olduğunu bulunuz. Sevgili arkadaşlar, bunun en fazla olması için öncelikle şunu bilelim. A ile B'nin kartezyen çarpımı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımıyla aynıdır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, iki sayının çarpımlarının en büyük olabilmesi için, bak mesela bu arkadaş şöyle olabilirdi. Bu arada bu 8. Sevgili arkadaşlar, bu 8 ise bunda kaç olur? 2 olur. Yani A'nın eleman sayısı 2'dir, B'nin eleman sayısı da 8'dir. Şimdi sen bu 2 elemanlı ve 8 elemanlıyı çizerken şöyle çizebilirsin. Bak A kümesi, B kümesi. Bu arkadaşın 2 tane elemanı olacak ya, eğer 2 elemanının da buraya yazarsan, 2 elemanını da A'nın, B'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanını da buraya yazmalısın. E bu durumda arkadaşlar A birleşim B kaç olur? 8'de kalırsın. O yüzden mümkün olduğunca bunları farklı yazmalısın. En fazla da arkadaşlar böyle olur. Ayrı kümeler olunca. A'nın 2 tane elemanı var. Burada. B'nin de 8. Hop hop hop. Gördün mü? Şimdi topla bunların birleşimi. S A birleşim B kaç olur arkadaşlar? 10 olur. Maksimum budur. Ayrık kümeler olunca en fazlayı buluyorsun. Kesişim olursa arkadaşlar, hatta bunda en azı buluyorsun. Bir buraya bir buraya yazsan da yine en az olurdu. Güzel. 5 numara. Aşağıda verilen sayı kümelerin her birine uygun üçer sayı yazınız. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Ne diyor? Arkadaşlar Z neydi? Tam sayılar kümesiydi. Tam sayıların üzerine de eksi koymuş, negatif tam sayılar. 0, eksi 1, eksi 2. Örnek yazalım. Eksi 1, eksi 1947, eksi 1915. Değil mi arkadaşlar? Negatif ve tam sayı. Q pozitif. Dikkat et şimdi buna. Arkadaşlar bu neydi? Q rasyonel sayılar. Pozitif dedi. 2 bölü 3. Şimdi dikkat et, numaraya bak. 15 bölü 3. Arkadaşlar ben aslında 5 yazdım. Dikkatini çekiyor mu? Evet 5 yazdım ama bak kesirli olarak gösterebiliyorum. Kesirli gösterebildiğim her sayı rasyoneldir. O yüzden böyle gösterdim. 17.421 bölü 342. Bak bu da böyle yazabiliyorum. Bu da bir rasyonel ve hepsi de pozitif. Hop, reel sayı. Arkadaşlar reel sayı deyince Allah ne verdiyse, değil mi? Buradan yazalım arkadaşlar. Kök 2, ondan sonucuma eksi 75, ondan sonucuma 2,65. 2 tam onda 5. Değil mi? 3 tane yazdım. Sen daha fazlasını yaz. Hadi daha fazla fazla yazalım da seçeneklerimiz olsun. 21, 1907, 1453. Yaz babam yaz. Buraya mesela eksi 7, eksi 5, eksi 3. Buraya 4, 8, 8 bölü 3. Bak bunlar da hepsi rasyonel. 4, 8 de. Neden? Altlarında gizli bir 1 var. Bu kimdi arkadaşlar? İrrasyonel. İrrasyonel neydi? İşte böyle bölüm halinde yazamadıklarınız. Dünyanın en meşhur sayısı pi. Çok enteresan ve arkadaşlar kendileri irrasyonel bir sayı. Ondan sonucuma e sayısı, kök 2, kök 7, kök 5 artı 4, 3 eksi kök 2. İşte bunlar da arkadaşlar hepsi irrasyonel sayı. Doğal sayı en sevdiğimiz. Çıktın çayır çimene. Koyular meleşiyor. Kaç tane? 7 tane. Kaç tane? 18 tane. Kaç tane? 75 tane. Kaç tane? 42 tane. Peki kaç tane dinozor var? 0 tane. Bu da doğal bir durum. Bu da arkadaşlar doğal sayılardı biliyorsun. Evet, çok uzatmayalım. 6 ile devam edelim. 6 numara diyor ki
5 basamaklı A2, B6B sayısının 3 fazlası 15 ile bölünebilmektedir. E güzel, bölünsünler. Buna göre yazılabilecek en büyük 4 basamaklı ABBA sayısının 9 ile bölümünden kalanını bulun. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şurada iyi dinleyin. Bak A2, B6B. 3 fazlası 15 ile bölünüyor. Arkadaşlar öncelikle 15 ile bölünebilmenin kurallarına bir bakalım. 15 ile bölünebilmek için ne olmalı? Sayı hem 3'e hem de 5'e tam bölünebilmeli, değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Peki, ama öğretmenim bunun 3 fazlası diyor. Güzel. Sevgili arkadaşlar önce 5 ile bölünebilmeye bakayım, tamam mı? 5 ile. Şimdi 5 ile bölünebilmesi için, tam bölünebilmesi için benim birler basamağının ne olması lazım? Birler basamağı 0 ya da 5 olmalı. Tamam mıyız? Tamam. E sevgili arkadaşlar bu arkadaş tam bölünemediğine göre A2, şuraları şey bırakayım, 6, şurayı ayrıca bırakacağım. A2, burayı bırakıyorum, 6'yı yazıyorum, şurayı bırakıyorum. 6 yazdım, bak B'leri boş bıraktım. Sevgili arkadaşlar 3 fazlası diyor, bak. 3 fazlası, pardon, 3 fazlası mı? Evet. 3 fazlası 15 ile bölünebildiğin dediğine göre bu arkadaşın burası 0 ise demek ki 3 eksik. Burası 7, değil mi? Evet, 67. Bunun 3 fazlası ne yapar? 70 yapar. O zaman 5 ile bölünür. Ya da 5 olacak. Burası 7, bak burayı 7 yazdım. Demek ki buraya da 7 yazmam lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya da sevgili arkadaşlar 0'ı hallettim. Şimdi 5'i halledelim. 5 için de şunu kullanalım. Naci. Arkadaşlar burası 5 miymiş? Değilmiş. Çünkü 5'e tam bölünmüyor bu arkadaş. 3 fazlası dedi. Bana 2 kalanını vermesi lazım. Arkadaşlar demek ki burası 2. 62, değil mi? Çünkü bunun 3 fazlası 65 yapar. Güzel. Bu durumda burası da 2. Aa, ne kadar güzel. Harika. Arkadaşlar 2 tane ihtimalim var. Bu sayı ya bu sayı ya da bu sayı. Şimdi neye bakmam lazım? Şimdi de arkadaşlar 3 ile bölündüğünde 3 fazlası diyor. E bu arkadaş 3'e bölünebilir mi arkadaşlar? Evet. Çünkü 15'e tam bölünen bir sayının 3 eksiği de arkadaşlar yine 3'e bölünür. Çünkü 3 eksiltiyorsun ya, 3'ün yine katı, değil mi? Fazlalan azalan bir şey yok arkadaşlar. Bu arkadaş yine 3'e tam bölünebilmeli. Bu durumda Abba'yı sormuştu. B'yi 7 bulduk zaten. Arkadaşlar şunların rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Neden tam bölündüğünü anladın değil mi? 15'e tam bölünen 3'e de tam bölünüyor. 15'e tam bölünenin 3 eksiği de zaten 3'ün katıdır arkadaşlar. Anlaştık. Örnek. Mesela 45 sayısı. 45 olmasın, 15. Ama 15'te zaten hepsi de 3'ün katı. Arkadaşlar bunun 3 eksiği kaç? 42. Bak 42 hala 3'e bölünür. Bunun 3 eksiği 39. Hala bölünür. Hala bölünür. Hala bölünür. Tamam mı? 15'e bölünenin 3 eksiği zaten 3'e bölünür. Arkadaşlar şimdi 3'ün katı arayacağım. Bak 2 artı 7 9. 3'ün katını buldum. Ben bir daha hesaplamam. Burada 3'ün katı hesaplamam. Kazanım kavramalarımı izleyenler bilir arkadaşlar. Orada anlatıyorum. Özellikle 4 dörtlükleri de bakın. En son oralarda anlatıyorum. Şimdi A'nın kaç olması lazım? Bu 7'nin üzerine kaç eklemeliyim? 2. Bu saatten sonra arkadaşlar 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir. İnanmıyorsan topla, 3'ün katları olur. Ve arkadaşlar bu durumda benim yazabileceğim en büyük abba sayısı buradan kaç olur? A 8, B'ler 7, 7, 8. Bu sayı. Acaba bu mu? Belki A'yı burada 9 bulacağım. Değil mi arkadaşlar? Eğer A'yı ben burada 9 bulursam en büyük sayısının 9 ile bölümünden kalanını bulur. Şimdi bakacağım büyük var mı burada? Arkadaşlar burada da 3'ün katına bakacağım. Bak 3'ün katı. Bunların toplamı da 3'ün katı. Allah'ım sana geliyorum. Arkadaşlar doğru cevabımız buradaymış. Bak bu durumda A 0 olamaz. 3, 6, 9 olabilir. Denenenen. Tri'yi gördün mü ya? Nasıl haince hazırlanmış. Anladın değil mi? Bak 6 3'ün katı, 2 2 2, bunlar da 6, o da 3'ün katı. Topladığımızda zaten 12, 12, 15, 18,
21 gibi baktık arkadaşlar. Arkadaşlar A kaç? 9. Şimdi ABBA'yı teşkil et. 9, 2, 2, 9. Sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu mu büyük, bu mu? Sen sanki 8 ve 7'yi görünce en büyük bu zannettin ama bak bu 9229. Bu daha büyük. Şimdi ne yapacağım? 9 ile bölümünden kalan. Bak 9'un katı, 9'un katı gittiler. Artan kaç? 4. 2 artı 2'den. Arkadaşlar kalan 4'müş. Geçmiş olsun. Bayağı dolandırılmış güzel bir soruydu yani. Çoğu arkadaş bu sınavları, örnekleri kolay kolay dedi ama zorları da varmış demek ki arkadaşlar. Evet 7. Bir un fabrikasında 126. Bunu çözdük zaten sevgili arkadaşlar. Senaryo 1, 6. soruda çözmüştük. Burada yine hızlıca çözeyim. 126, 216, 270 en büyük kaç kilogramlık çuvallara konur? Arkadaşlar hızlı çözüyorum burada. 216, 270. Neye bakıyorum ben? EBOB'larına bakıyorum. EBOB'ları olmalı ki bunu, bunu, bunu bilen en büyük sayı. Arkadaşlar 2'ye bölüyorum hepsini. 63, 108 ve 135 buluyorum. 3'e bölüyorum bu arkadaşları. 21, 36, 45. 3'e bölüyorum tekrar. 7, 12, 15. Daha da devam etmiyorlar. Ortak, çünkü ortakları bakacağım. EBOB 126, 216 ve 270 eşittir. Bunların çarpımı 2, 3, 3. Yani 18 diyorum. Her bir çuval arkadaşlar 18 kilogrammış. Harika. Aa, bunu da mı bitirdik yoksa ya? Vallahi senaryo 3'e geldik. Şimdi sevgili arkadaşlar testi tamamlarken ben sana hatırlatıyorum. Testin başında da söyledim. Kazanım kavramalar vesaire. Bunların hepsine bak. Hem matematik hem fizik var kanalımda. Nerede bunlar? Bu videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar. Ekleyeceğim linkleri. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.